Ortada sadece AKP döneminde işlenen ilk faili meçhul cinayet Necip Hablemitoğlu suikastı değil Suriye'ye silah gönderilmesi ve SBK'nın bir iş insanı olan borçlarının silinmesine ilişkin aracılık faaliyetleri de var. 24 saat içinde kapanan bir hesap üzerinden kamuoyu Levent Gökteş ismini daha yakından tanıdı. Zaten 10 yıl önce de tutanaklara geçmiş bilgiler bir kez daha raftan indirilmişti. Dosya incelenirken zanlı firari Göktaş'ın tweetleri geldi. Genel izlenimimiz hesabın Göktaş tarafından kullanıldığına buradan bir pazarlık kurulmak istendiğine yönelik. Bunu bir kere daha ifade edelim. Yakın zamanda şimdiye kadar iğne ile kuyu kazılarak edinilen bilgilerin kat ve kat daha fazla ortaya dökülecek. Bu iktidarın çöküşüyle doğru orantılı yeni gedikler açılıyor. Şunu özellikle belirtmekte fayda var. Türkiye her kesimiyle karanlığa sürüklenmiş çamura batmış durumda. Kirli işler bir başka grubun üzerine atılarak her kesim tarafından kapatılmak isteniyor. FETÖ'cüler yaptı demek olaylarından da Ergenekon denen bir heyula yaratıp her şeyi soyutlaştırma klişesinden de gına gelmedi mi? Hablemitoğlu cinayetini ele alalım. AKP biz iktidara geldikten bir ay sonra cinayet işlendi. Bizim ilgimiz yok demeye getiriyor. Cemaat her dönem bu işin içinde Ergenekoncuların olduğu dosyalarla sabit göndermesi yapıyor. Ergenekon'dan ceza alanlar Hablemitoğlu FETÖ'ye karşı en kritik savunma noktalarından biriydi. Biz nasıl cinayetin içinde olabiliriz diyor. Kamuoyunun aklı da böylece bulandıkça bulanıyor. Oysa basit açıklamalar var. Dosya üzerinden bazı sorular soralım, cevaplarını kamuoyuna bırakalım. Fakat nihai bir noktayı da koyalım. Hablemitoğlu'nun Deşifre Niteliğindeki Köstebek kitabı cemaatçileri rahatsız etmedi mi? Eski istihbaratçı Enver Altaylı ve cemaat imamı Mustafa Özcan kitabın iptali için ısrarla Hablemitoğlu ile görüşmek istemiyor muydu? Bu kişilerin AKP iktidarında Sağlık Bakanlığı görevinde de bulunacak eski milletvekili Halil Çığgın ve Ramazan Toprağı Hablemitoğlu ile görüşebilmek için aracı yapmak istediği tanık ifadelerine yansımadı mı? İmam Mustafa Özcan ve Enver Altaylı aynı dönemde Levent Göktaş'ın koordine ettiği eski özel kuvvetler mensubu askerlerle temasta değil miydi? Hablemitoğlu gibi kişiler suyu karıştırıyordu. Düzen kurmaya çalışan bir dini yapılanma onunla ruh ikizi olan ve paralel yürüyen bir iktidar vardı. Peki Levent Göktaş'ın başını çektiği ÖKK subayları neyin nesiydi? Paraya ve güce tapan Bunlar karşılığında tüm kirli işlere teşne olan karanlık odaklar. Biri düzen kuracaktı, biri bu düzenden nemalanacaktı, biri para ve güç kazanacaktı. Biri öldü. Velhasıl masal anlatmayın. Hepiniz oradaydınız. Şimdi her kim ki mütedeyyin zavallılar, suçsuz iktidar ve kahraman subaylar sözleriyle hareket ediyor, ya çok cahil ya çok kurnaz. Kanmayın. Ortada bir kumpas falan yok. Yıllardır okuduğumuz dosyalar, dinlediğimiz tanıklar ve birleştirmeye başladığımız parçalar var. İktidar çökerken klasik söylemle büyük bir resim ortaya çıkıyor. Yeni resimde hiçbiriniz olmayacaksınız. Bundan da emin olabilirsiniz.